arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu Türk İslam Devleti'nde eğitim anlayışı. Malumunuz Orta Asya bölgesinde kurulmuş olan ilk Türk İslam Devleti Karahanlılardır. O halde değerli arkadaşlar, eğitim anlayışını biz Karahanlılardan başlatacağız Türk İslam Devletleri'nde. Karahanlılar döneminden itibaren Türk İslam Devletleri'nde eğitim belli bir plan program dahilinde yapılmaya başlamıştır. Yani örgün eğitim anlayışı ön plana çıkıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla eğitimde kurumsallaşmaya gidilmiştir diyeceğiz. İlk Türk İslam Medresesi Karahanlılar tarafından kurulmuştur. Semerkant'ta kurulduğu için Semerkant Medresesi veya da Tapkaç Burahan tarafından kurulmuş olduğu için Tapkaç Burahan Medresesi olarak karşıma çıkar değerli arkadaşlar. ÖSYM bu bilgiyi seviyor. Sorularda defalarca sordu geçmiş yıllarda. Dikkat edin derim. İlk Türk İslam Medresesi Karahanlılar tarafından kurulmuştur. İlk Türk İslam Medresesi Semerkant Medresesi veya Tapkaç Burahan Medresesi'dir. Dikkat edin derim değerli arkadaşlar. Önemli bir bilgidir bu ifade. Artık Karahanlılar dünya tarihinde ilk burslu eğitim anlayışını başlatıyorlar. Yani öğrencilere eğitim masraflarını karşılayacak paralar vermişlerdir hazineden değerli arkadaşlar. O halde hem medrese inşa etmiş olması hem de burslu eğitim anlayışını yapmış olmaları Karahanlı Devleti'nin eğitime, öğretime önem verdiğini kanıtlayabilir mi? Evet, veyahut da bilime önem vermişlerdir diye yorum yapabilirim değerli arkadaşlarım. Önemlidir. Değerli arkadaşlarımız, eğitim anlayışına yani medreselerde bazı kavramlar var sorularda karşıma çıkacak. İşte bunlardan bir tanesi fakih kelimesi. Tabii ki kelime olarak fıkıh alimi anlamına gelen de bir ifadedir de eğitimdeki if karşılığı değerli arkadaşlar medrese yöneticisi demektir. Yani günümüzdeki bir nevi üniversitelerdeki rektör veyahut da okullardaki müdür olarak değerlendirilebilir. Müderris, medresede ders veren eğitimci yani öğretmen değerli arkadaşlar. Peki aklımıza geldiği için söyleyeyim değerli arkadaşlar. Mesela soru cümlesinde sadece medrese kelimesi veyahut da sadece müderris kelimesini görsem dahi bu devlette eğitim anlayışının laik olmadığını veya dine dayalı bir eğitim anlayışının var olduğunu söyleyebilirim. Bunun temel sebebi değerli arkadaşlar, medreselerde temel olan dinsel eğitimdir. Dini eğitimin yanı sıra pozitif eğitim verilir. O halde laik olmayan bir eğitim anlayışı vardır diyeceğiz. Sadece medrese kelimesini veyahut da sadece müderris kelimesini sorularda görmem kafidir, yeterlidir değerli arkadaşlar. O noktaya dikkat ediyorsunuz derim. Evet, diğer bir kavram muid değerli arkadaşlar, müderris yardımcısı. Yani bir nevi günümüzdeki stajyer öğretmen olarak değerlendirilebilir. Softa veyahut da suhte değerli arkadaşlar, medrese öğrencisidir. Farsça kelime olarak yanmış tutuşmuş anlamına gelen bir ifade. Yani ilmin aşkıyla yanmış tutuşmuş anlamında öğrencilere softa demişlerdir diyeceğiz. Artı danışmet, bu da medrese öğrencisi. Ancak hani softayı bir nevi meslek lisesindeki öğrenciler olarak değerlendirdiğimizde danışmenti de sosyal bilimler veyahut da fen lisesi veyahut da Anadolu liselerindeki öğrenciler olarak değerlendirebiliriz. Yani softa da danışmet de öğrencidir ama birisinde eğitim bir tık daha ön plandadır. Yani daha avantajlı haldedirler diyeceğiz değerli arkadaşlar. Önemlidir. Mülazım, medrese mezunu olup da atama bekleyen kişilerin kullanmış olduğu ifadedir. Onlara kullanılır. Mülazım atama bekleyen eğitimci, öğretmen adayı olarak karşıma çıkar değerli arkadaşlar. Artı bir de icazetname diye bir kavram vardır. İcazetname günümüzde bir nevi mezuniyet belgesi, diplomadır. Yani işin ehli olduğuna dair yazılı bir belge olarak karşıma çıkar değerli arkadaşlar. Önemlidir. Artı Büyük Selçuklu Devleti'nde ilk medrese devletin gerçek kurucusu Tuğrul Bey tarafından gerçekleştirilmiş, açılmıştır ve Nişabur'da açılmıştır. Nişabur Medresesi değerli arkadaşlar. Eğer sorularda ilk Türk İslam Medresesi derse Semerkant Medresesi ama Büyük Selçuklu'nun ilk medresesi derse Nişabur Medresesi diyeceğiz. Çoğu zaman Nizamiye medreseleriyle karışılır. Nizamiye medreseleri farklıdır değerli arkadaşlar. O nokta önemli. Zaten Nizamiye Medresesi de ilk defa Alparslan döneminde açıldı. Melikşah döneminde değil dikkat edin. Alparslan zamanında açılmıştır ve Bağdat'ta açılmıştır. Bağdat Nizamiyesi olarak açılmıştır. Dikkat edin Nizamiye, işte devletin daha doğrusu bu medreselerin kurulmasına rol oynayan karakter Siyasetname isimli o meşhur eserin de yazarı olan Nizami Mülk'tür değerli arkadaşlar. Ancak Nizamiye denilmesinin sebebi Nizami Mülk tarafından kurulması değil. Devlete nizam düzen veren memurlar yetiştirdiği için bu kuruma Nizamiye medreseleri denilmiştir. Dikkat edin derim değerli arkadaşlar.
Medreseler neden kuruldu ki? Özellikle Büyük Selçuklar, sonralarda Bolca çıktığı için derler kaşar. Büyük Selçuklu Devleti'nin medrese kurmasındaki amaçlardan bahsedelim. Mesela bunlardan bir tanesi yetenekli öğrencileri topluma kazandırmak. Tüm devletler için geçerli olan bir ifadedir derler kaşar. Batini hareketi belki biraz özenerek Büyük Selçuklu özelinde söylenecek olan bir ifade. Ki malumunuz Hasan Sabbah değerli arkadaşlar bu İran'daki Alamut Kalesi'nde fedailer yetiştirip Selçuklu devlet adamlarına ve yöneticilerine, üst düzey yöneticilere suikastler tertipleyen ve dünyanın bilinen ilk terör örgütü değerli arkadaşlar Haşhaşiler diye adıyla. Haşhaşilerin o yıkıcı batini faaliyetlerinin ortadan kaldırıp onu pasifize edilmek amacıyla propagandalarını boşa çıkarmak amacıyla açılmıştır medreseler. Büyük Selçuklar özelindeki medresenin açılma sebebi olarak karşıma çıkar değerli arkadaşlar. Artı bu dönemlerde yeni yeni Müslüman olmaya başlayan, yeni Müslüman olmuş olan göçebe Türkmenlere dini yani İslam'ı özünden öğretebilmek amacıyla din adamı yetiştirmek, onların dinsel adam yani dini adam ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmıştır medreseler. Artı devlete memur yetiştirmek, devletin memur ihtiyacını karşılamak için açıldı. Artı bilim adamı yetiştirmek ve bu bilim adamlarının bilgilerinden devlete, ülke yararına yararlanmak istenmiştir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Şunu söyleyelim. Selçuklu, Büyük Selçuklu Devleti'nde ilk Nizamiye Medresesi'nin Alparslan tarafından Bağdat'ta açıldığını söyledik. Ancak yaygınlaşması, gelişmesi Melikşah dönemine rastlar değerli arkadaşlar. Melikşah zamanında özellikle Isfahan, Nişabur, Bel, Herat ve Basra gibi Selçuklu'nun değişik bölgelerinde Nizamiye medreseleri yaygınlaştırılmıştır diyeceğiz. Hatta şunu söyleyelim, Nizamiye medreselerinin işte hem pozitif eğitim vermiş olması hem de özerk yapısından dolayı değerli arkadaşlar dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilir. Hem özerk yapısı hem de pozitif eğitim vermesinden dolayı değerli arkadaşlar önemlidir. Artık medreselerde eğitim dili Arapçadır değerli arkadaşlar. Hani dini, İslam dini eğitimi veriliyor ya, din eğitimde daha Kur'an-ı Kerim, tefsir, fıkıh, kelam gibi dersler veriliyor. Dolayısıyla temel Arapça olarak karşıma çıkar, eğitim dili olarak değerli arkadaşlar. Artı medreselerin masrafı vakıflar tarafından karşılanır. O halde devlete, daha doğrusu devletin masrafları, devletin giderleri arasında eğitim gideri çok çok azdır diyeceğiz. Temel olan vakıflardır diyeceğiz. Artı tıp eğitimi özellikle bimaristan yani hastahanelerde, darüşşifalarda, astronomi eğitimi ise rasathane yani gözlem evlerine verilir diyeceğiz. Artı dedik ya değerli arkadaşlar medreselerde hem pozitif bilimler hem dini bilimler verilirdi. İşte pozitif bilimlere baktığımızda özellikle cebir, riyaziye ve hesap yani günümüzdeki karşılığı matematik değerli arkadaşlar. Hendese günümüzdeki geometri, müsellesat, trigonometri değerli arkadaşlarım, simya, kimya günümüzdeki adıyla, tabiiyet, çevre veyahut da coğrafya, nücum veya heyet değerli arkadaşlar yıldız bilimi veyahut da astronomi, gök bilimi olarak karşıma çıkar. İşte medreselerde verilen pozitif bilimler bunlardır. Ancak temel olan hiç şüphesiz dini bilimlerdir diyeceğiz. İşte dini bilimlere örnek olarak değerli arkadaşlar mesela Megazi. Yani Peygamberimiz yapmış olduğu savaşlar bu Bedir, Uhud, Hendek, ne bileyim Mekke'nin fethi gibi savaşları konu edinen meşhur bilim değerli arkadaşlar. Hadis, Peygamber Efendimiz'in sözleri malumunuz. Sünnet peygamberimizin yaptığı her şey değerli arkadaşlar. Yani jestleri, mimikleri, oturması, kalkması, yemek yemesi, içmesi, giyinmesi, aklınıza ne gelir peygamberimizin yapmış olduğu fiiller? Hepsi sünnet olarak karşıma çıkar. Peygamberimizin hayatı olarak kısaca ifade edilebilir. Onun yaptığı, ettikleri her türlü faaliyettir diyeceğiz. Fıkıh, İslam hukuku değerli arkadaşlar. Kelam, İslam inancının esaslarını konu edinen meşhur bilim. Pardon, kelam İslam felsefesi özür dilerim. İslam felsefesi akaid İslam inancına esas alan bilim dalı olarak karşıma çıkar ve tefsir Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklamasını izahatını gerçekleştiren bilim dalı yani Kur'an'ın yorumu değerli arkadaşlar diğer adıyla. Evet özellikle medreselerde verilen dinsel eğitim bunlar değerli arkadaşlar temel olan bu dini bilimlerdir. Bu dini bilimlerin yanı sıra pozitif eğitim de verilmiştir medreselerde. Dikkat edin derim. Yani medreseleri gördüğüm yerde bu dini eğitim temel olduğu için laik olmayan dinsel bir eğitim anlayışına var olduğunu net olarak yorumlayabilirim değerli arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar değerli arkadaşlarımız. Bir sonraki derslerde görüşmek temennisiyle hoş kalın, hoşça kalın.